Bir zamanlar çok şişman bir kız varmış. Bu kız o kadar şişmanmış ki kendini hiç beğenmezmiş. Of ya, ben neden bu kadar şişmanım? Sürekli yemek yemek istiyorum. Her dakika yemek yemek istiyorum. Of ya, çok mutsuzum, çok. Diye iç geçirirmiş şişman kız ve üzüntüden kendini dışarı atarmış. Fakat dışarıda da rahat bulamazmış. Çünkü onu gören herkes onunla dalga geçermiş. Kızım bu yüzünü halletsin böyle ya. Şu göbeğe bak, kocaman dünya yemişsin resmen. Şişko patates yarım kilo. Şişko şişko, tek kaşsın tek kaşının çirkinliğine bak ya, Allah'ım yarabbim bunu kimse beğenmez. Şişman kızın her ne kadar duygusu yok gibi gözükse de hoşlandığı bir çocuk varmış. Bu çocuğu ne zaman bu şişman kız görse eli ayağına dolaşır, kalbi güm güm atarmış. Ay, bu çocuk ne yakışıklı ya, maşallah, vallahi çok yakışıklı. Keşke benim sevgilim olsa, gideyim de onunla sevgili olmak istediğimi söyleyeyim bari diye cesaretini toplamış şişman kız ve hoşlandığı çocuğun yanına gidip hoşlandığı çocuğa şöyle demiş. Ben seni beğendim. Sen çok yakışıklı çocuksun. Hadi sevgili olalım. Seninle birlikte yemekler yeriz. Ne dersin? Ay ay, ne biçim konuşuyorsun sen? Sen kendine baksana, şişmansın sen. Ben şişko kızlarla birlikte asla olmam, tamam mı? Önce git sen zayıfla. Şişko patates seni. Şişman kız o gün hayatında hiç üzülmediği kadar üzülmüş. Bu yüzden bir köşeye geçip başlamış ağlamaya. Bıktım ya. Bıktım ya. Herkes şişmanım diye benimle dalga geçiyor. Ya. Ne yapayım ya? Yemek yemeyi çok seviyorum. Ne yapayım yani? Bıktım ya. Ben de sevilmek istiyorum. Aa, bu şişko kız değil mi ya? Şuna bak, ağlıyor garibim. Ay ne kadar garip. Şununla gideyim de birazcık uğraşayım. Çok zevkli olacak eminim. Neyse, ben bunun yanına gidip diyeyim ki seninle sevgili olalım, sonra da ayrılayım. Ay çok güzel olur. Kalbi kırılır kızcağızın. Oh, canıma değsin. Diye düşünüp Mehmet hızlıca şişman kızın yanına gitmiş. Ve şişman kıza numara yaparak şöyle demiş. Sen ne yapıyorsun burada bakayım? Ağlıyor musun? Ağlama ama ya, ben çok üzülürüm. Ağlayan kızlara asla dayanamam. Bak ne yapalım biliyor musun? Sen de sevgili olun en iyisi. Sen çok güzel bir kızsın ya. Ağlama hiç gerek yok kendini üzmeye. Ya gerçekten ben güzel miyim? Bazen bana biraz şişman diyorlar ama ben o kadar da şişman olduğumu düşünmüyorum. Alt üstü birazcık yemek yiyorum yani. İştahım yerinde de benim. Şey, ben Mert'i seviyorum aslında da o beni sevmiyor. O zaman ne yapalım? Mert beni sevmiyorsa tamam, sevgili olun. Benim iki defa sevgilim olacak zaten. Yani kabul ediyorsun benimle sevgili olmayı. Neyse o zaman ne yapalım biliyor musun? Ben gideyim sana güzel bir hediye alayım. Kuma teklif ettim sonuçta, artık sana güzel hediyeler almam gerekiyor. Tamam mı? Sen burada bekle, ben gidip geliyorum o zaman, tamam mı? Tamam hayatım, ben burada bekliyorum. İnşallah hediye olarak yemek alır ya, karnım çok aç. Ay nasıl da inandı hemen keriz var ya. Hemen de benimle sevgili olacağına inandı. Ay garibim ya, kıyamam ben ona. Ne hediye alsam ki ben buna. Neyse, ben en iyisi Mert'in yanına gidip onu kandırdığımı söyleyeyim. Çok eğlenceli, çok. Demiş Mehmet. Hemen Mert'in yanına doğru gidip Mert'e şöyle demiş. Mert hani şu bir tane şişko, çirkin bir tane kız vardı ya. Gittim o yana dedim ki sen sevgili olalım mı? O da en ayı gibi hemencik kabul etti valla. Ona sevgili olabileceğimi nasıl düşünebilir anlamıyorum gerçekten. Patates çuvalı gibi gerçekten. Neyse şimdi ne yapacağım biliyor musun? Onun kalbini bir güzel kıracağım. Ondan ayrılacağım ve onu üzeceğim, çok mutluyum. Mehmet bu yaptığın çok ayıp. İnsanların duygularıyla oynamamalısın. Onları üzüp kalbini kırarsın. Boş bir şey değil. Aman boşver ya. Ne kalp kırılması? Onun kalbi mi var? O çok çirkin bir kız. Bence onun kalbi yok. Ne yapacağım biliyor musun? Ona hediye alacağımı söylemiştim. Şimdi ona hayatının en büyük hediyesini alacağım. Kocaman bir kalp kırıklı. Bu yaptığın çok yanlış, tamam mı? İnsanların duygularıyla oynuyorsun. Ben böyle arkadaşlar edinemem, tamam mı? Senin arkadaşlığımı sona erdiriyorum. Ve ne yapacağım biliyor musun? Gidip şişman kıza her şeyi anlatacağım. Ha? Demiş Mert ve hızla şişman kızı aramaya başlamış. Etrafta bir süre şişman kızı aradıktan sonra şişman kızı bulmuş. Ve hızlıca şişman kızın yanına gidip şişman kıza şöyle demiş. Hey şişman kız, sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Sevgilim olunca beni kıskandı. Sen de mi benimle sevgili olmak istiyorsun? Ne oldu söyle? Hayır hayır, ben buraya bunun için gelmedim. Neyse hemen konuya geleceğim. Bak Mehmet var ya, az önce senin yanına gelip sevgili olan kişi. O seni kandırıyor, seni üzmek amacı. Gerçekten sevgili falan olmak istemiyor. Seni sevmiyor bile. Günün sonunda senin kalbini kıracak. Haberin olsun diye geldim. Yalancı. Yalancısın sen, tamam mı? Mehmet bana aşık. Biz çok mutluyuz. Birlikte yemekler yiyeceğiz. Sen beni kıskanıyorsun değil mi? Doğruyu söyle. Yalan söylüyorsun o yüzden. Bak ben senin iyiliğin için konuşuyorum, anladın mı? Sana gerçeği söylüyorum. Mehmet günün sonunda seni üzecek. O yüzden ondan uzak durmalısın. O seni gerçekten sevmiyor. Sen var ya, için için beni kıskanıyorsun. Neyse ben Mehmet'e ihanet edemem. Şimdi sevgilimin yanına gideceğim. Sana da inanmıyorum. Hadi bay bay. Demiş şişman kız Mert'e. Ve Mert'i dinlemeden Mehmet'in yanına doğru gitmiş. Mehmet aşkım, bir tane canım sevgilim. Ne oldu biliyor musun? Mert geldi bana saçma sapan şeyler söyledi. Mehmet seni sevmiyor falan dedi. Ama senin sevgilin ona inanmadı. Hem sen
sana bana hediye almaya gitmiştin. Hediye nerede, ne aldın bana? Sana ne hediye aldım biliyor musun? Kocaman bir hiç aldım. Dünyanın en çirkin ve en şişman kızına ne alınır ki Allah aşkına ya? Mert ne dedi işte, doğru söylemiş, tamam mı? Ben seninle asla sevgili falan olmam. Şu haline bak, defol git buradan. Ama sen bana sevgili olacaksın. Ben seni seviyorum, sen çok güzelsin demiştin. Şimdi niye böyle yapıyorsun ki? Niye bana böyle yapıyorsun ya? Ben iyi bir insanım, anladın mı? Niye benim duygularımla oynuyorsun? Ben heyecanlanmıştım sevgili olduk diye. Şimdi niye bana bunları yaşatıyorsun ya? Bana ne ya kızım senin duygularından? Zaten benim amacım seni üzmek değil miydi? Aha da işte üzdüm. Bak ne güzel ağlıyorsun işte. Oy çok zevkli valla. Ben hep böyle yapayım biliyor musun? Çirkin kızları görüp sevgili olayım. Sonra da onlardan ayrılayım. Valla çok iyi bir fikir bu. Sağ ol bu fikri verdiğin için. Şu haline bak. Git birazcık zayıfla. Kendine makyaj falan çekip düzen ver. Allah aşkına ya. Bu ne çirkinlik gerçekten ya. Diye Mehmet şişman kıza dalga geçmiş. Şişman kıza bu duruma çok üzülmüş. Bu yüzden bir köşeye geçip başlamış ağlamaya. Ya bıktım bu hayattan ya. Bıktım. Bıktım sevilmemekten. Herkes bana çirkin diyor. Şişman diyor. Ama artık değişecek. Sıla çok farklı bir insan olacak. Kilo vereceğim. Kendime bakacağım. Saçlarımı yapacağım. Makyaj yapacağım. Sivilcelerimi geçireceğim. Artık ben çok güzel bir kız olacağım. Bunun için önce spor yapacağım. Sonra makyaj yapacağım. Bana çirkin diyen herkesi pişman edeceğim. Herkes benimle dalga geçtiği için pişman olacak. Ben çok güzel bir kız olacağım. Bu da kendime sözdür. Görürsünüz benimle dalga geçen insanlar. Size gününüzü göstereceğim. Diye karar almış şişman kız ve hiç durmadan spor yapmaya başlamış. Hiç durmadan, hiç mola vermeden spor yapıyormuş. Kendini çok yoruyormuş. Durmak yok. Devam etmem lazım. Eğer güzel olacaksam bunlara katlanmam lazım. Hadi kızım yap bakalım sporunu. Aa, bu şişman kız değil mi ya? Şuna bak spor yapıyor. Ulan sen ne kadar spor yaparsan boşuna be. Senin midelerini almaları lazım zayıflaman için. Şunun haline bak ya, spor yapıyor. Çok komik. Bunu Mert'e de anlatmam lazım valla. Sen var ya görürsün. Ben çok güzel olacağım. Söylediğin her şeye pişman olacaksın. Sonra Mert benden çok etkilenecek. Görürsün ha. He aynen. Ondan 5 kilo. Sen hiç kilo veremezsin valla. Kusura bakma yani. Ne kadar çalışsan da hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir işe yaramaz bu yaptıkların. Diye Mehmet şişman kıza dalga geçmiş. Fakat şişman kız Mehmet'in dalga geçmesini umursamamış. Ve spor yapmaya devam etmiş. Ve gün geçtikçe daha da zayıflayıp daha da güzel bir kız olmaya başlamış. Ve günün birinde tüm çabaları sonuç vermiş. Artık şişman kız gidip yerine güzeller güzeli bir kız gelmiş. Aa, bu kız da kim böyle? Ne kadar güzel görünüyor baksana, spor yapıyor. Bakımlı olmak böyle bir şey işte. Gidip ona çıkma teklifi edeyim. Birine çıkar mısın sen? Çok güzelsin. Benimle sevgili olsana. Ben asla senin gibi bir insanla sevgili olmam. Ben kimim biliyor musun? O dalga geçtiğin, duygularıyla oynadığın o şişman kızım. Gördün mü? İnsanlar isteyince değişebiliyormuş. Fiziksel özellikler değişebilir. Ama senin gibi kötü kalpli insanlar asla değişemez. Çünkü sizin içinizde kötülük var. O yüzden seninle sevgili falan olamam. Çünkü sen çok kötü bir insansın. Yaptığım her şey için senden çok özür diliyorum. Böyle güzel olacağını bilseydim ben sana bunları yapar mıydım? Asla yapmazdım. Yürü git buradan. Ben senin gibi bir insana bu saatten sonra asla güvenmem. Hem zaten ben Mert'i seviyorum. O yüzden kalbimin ait olduğu insanın yanına gidiyorum. Yani Mert'in yanına. Hadi bay bay. Mert selam. Ben kimim biliyor musun? Şişman kız. Bak zayıfladım ve güzelleştim. Sana bir teklifim var. Aa şişman kız sen çok değişmişsin. Baksana çok güzel olmuşsun. Aferin, zayıflamak güzel yaramış sana. Ne teklifin var bana? Ben yıllardır sana karşı bir şey hissediyorum. Eskiden çok özgüvensizdim ve doğrusunu söylemek gerekirse biraz da şişmandım. Hepimiz biliyoruz zaten. Artık ben değiştim ama sana olan duygularım hiç değişmedi. Sevgili olalım mı? Biliyor musun? Başta senden hoşlanmıyordum ama senin karakterin çok güzelmiş. Çok yanılmışım. Çok özür dilerim. O yüzden kabul ediyorum. Evet. Oley! Tüm yaşanan her şeyden sonra şişman kız hayatta bir şeyler için çabalayıp emek verirse o şeyi elde edebileceğini ve imkansız gibi gözüken şeylerin aslında imkansız olmadığını, sadece çok çalışarak elde edilebileceğini anlamış. Ve Mert'le birlikte sonsuza dek mutlu mesut yaşamışlar. Bu videoda burada bitmiş.